Selamlar arkadaşlar. Matematik Hafıza kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Özde 1 yayınlarının 10. sınıf Türkiye Genel Deneme Sınavı'nın matematik çözümlerini yapacağız. Evet, bunlar gelişim hızlanma sınavı olarak geçiyor arkadaşlar. En baştan konuları tekrar edip bize bir tekrar sınav olarak sunuyor. Denemeyi şöyle bir değerlendirirsek, ilk etapta ve son etaptaki soru tiplerinin hepsini almış. Denklemlere kadar hepsi var. Sadece içinde barındırmadığı bir geometri kısmı var. Onu almamış. Onun dışında cebir kısmının sene başından beri bütün konularını tekrar etmiş diyebilirim. Güzel bir tekrar sınavı. İçinde kolay sorular, yapılabilir sorular da var. İçinde zor olan bizim biraz daha uğraşacağımız soru tipleri de var. Umarım güzel geçmiştir diye düşünüyorum. Sizden ricam, ne yapmışsan, kaç net yapmışsan alt tarafa eklemen. Bir de küçük bir ricam var. Eğer ki bunu dinliyorsan, bundan verim aldığını düşünüyorsan mutlaka biraz daha ilerlememizi de düşünüyorsundur. Takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmuyorsun. Mutlaka yorumları da eksik bırakmıyorsun. Herkes hazırsa ilk sorumuzla başlayacağız. Birinci sorudayız arkadaşlar. 9 birim kareden oluşturulmuş tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tabloda bulunan kenarları birim karelerin kenarları üzerinde olan alanı 4 birim kare olan kaç tane farklı kare çizilebilir? Alan 4 birim kare olacak ve birim kare üzerinde olacak. Bak şöyle şekil alabilirsin. Bunu sayarak yapman lazım. Bir tane şeklimiz böyle geldi. Hatta şöyle yapalım biz. Kare alalım da o kareyi nasıl belirteceğiz? Şöyle yapalım bak. Şu bir tane karemiz olsun değil mi? Şu bir karemiz. Buradan ikinci karemizi seçmiş olduk. Buradan aşağıdan aldığımız yerde üçüncü kare oldu. Başka kare oluşturamazsın. Alan 4 birim kare olan. Yani 2 çarpı 2 olacak karemiz. Onun için arkadaşlar buradan bir tane geldi. 2 buradan geldi. 3 de alt taraftan oluşturduğun için 3 tane kare oluşturabilirsin. Cevabımız E seçeneğidir. Geldim ikinci sorumuza. 3 basamaklı ABC doğal sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Rakamları birbirinden farklıdır. Tamam. B artı C çift sayıdır. Hemen yazalım. B artı C eşittir çift. Başka neyi biliyorsun? A çarpı B'nin de sen tek sayı olduğunu biliyorsun. O zaman şu yorumu yapabilirsin. İki sayının çarpımı tekse B de tek olacak. A da kesinlikle tek olacak. Ben B'yi tek olarak biliyorsam bunların toplamı çift geliyorsa arkadaşlar C de kesinlikle tek olmak zorunda. Bize buradan kaç tane ABC sayısı yazılabilir? Şu cümle önemli. 3 basamaklı rakamlar birbirinden farklı olacak demiş. Yani biz şöyle yazalım. Buraya A, B ve C yazacaksın. Bunların her birinin sen tek 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 olduğunu biliyorsun. Tekleri sıralayacaksın. Kaç tane tek sayın var senin? 1, 3, 5, 7, 9 tane. Yani 5 tane tek sayın var. Buraya 5 tane sayı gelebilir. Rakamları farklı olduğu için bir tanesini azalttın. 4 tane gelebilir. Bir tanesini de azalttıktan 3 tane gelir. Bunların çarpımı da 60 tane sayı yapar. O da bizi A seçeneğine götürecektir. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Her biri 100 TL olan 5 tane banknot 3 çocuğa toplamda en az 400 lira olacak şekilde dağıtılacaktır. Yani biz 1 çocuk, 2 çocuk ve 3. çocuğa paraları dağıtacağız. En az 400 lira olacak şekilde ama. Her birine banknotlardan verileceğine göre bu dağıtım çocuklara düşen miktar yönüyle kaç farklı şekilde yapılabilir? Yani 100 lira mı, 200 lira mı, 300 lira mı alacak şeklinde. Hemen şöyle başlayayım. En az 400 lira alacaksak arkadaşlar bu çocuğun bir tane alsın. Bu çocuğun bir tane banknot alsın. Bu çocuğun da iki tane alsın. Yani toplam 400 lirayı sağlayabilirsin. Bunları biz şöyle yapacağız. Bunlar kendi arasında yer değişecekler ya. 3 tane farklı durum var. 3 faktöriyel bölü bunun ikisi aynı sayı alacağından dolayı 2 faktöriyel diyorsun. Bunu da bölersen 3 tane farklı durum meydana gelmiş olur. Yani biz 1, 1, 2 şeklinde dağıtırsak 3 tane farklı yöntemle dağıtabiliriz bunu. Hatta şöyle örnekleyebilirim. 1, 1, 2 ise 1, 2, 1 olabilir. 2, 1, 1 olabilir. 3 tane farklıyı buradan da çıkartmış olabilirsin. Sonra geldik diğerine. Başka nasıl dağıtabilirsin bunu? Şöyle yazabilirsin. 2, değil mi? 2, 1 şeklinde dağıtabilirsin. Toplam 500 lira yapar. Bunun da yine arkadaşlar 3 faktöriyel bölü. İkisi benzer durum olduğu için 2 faktöriyel diyorsun. Buradan da 3 tane farklı dağılım yapabilirsin. Başka nasıl dağılım yapabilirsin? Atıyorum ben buraya bir tane versem buraya 3 tane verebilirim. Buraya bir tane verebilirim değil mi? Yine burada 3 tane farklı durumum var benim. 3 faktöriyel bölü 2 tane 1'e bölersem buradan yine 3 tane durum geldi. Onun dışında sen bu 400 ya da 500 lirayı dağıtamazsın. Herkese en az bir tane verecek şekilde dağılmadığından dolayı bunları topladığımızda arkadaşlar 9 tane farklı durum ortaya çıkacak. O da E şıkkıdır. Geldim dördüncü soruma.
Şimdi kapasite ağırlıkları 60, 70, 75, 85, 90 ve 98 olan 6 kişi, 170 kilogram olan asansöre ikişer kişi olacak şekilde binip evlerine çıkacaklardır. Buna göre 6 kişi kaç farklı şekilde asansöre binebilir demiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamından tamamı eksi olmayanları çıkartalım. Neden? Çünkü hani her birini bulamam ben. Çok zor olur. Tamamından 170 kilogramdan fazla, yani şu olmayanlar 170 kilogramdan fazla olan kişiler. Onu çıkartmış olacağız. Tamamı dediğim şey nedir? Altının ikilisi zaten, değil mi? Altının ikilisi eksi. Olmayanlar nedir? Onlara bakalım. 1. 170 kilogramdan fazla arkadaşlar 98 ve 90 kilogram var, değil mi? Bu bir tane durum. Başka? 98'e 85 de 170 kilogramdan fazla. Yine 98'de kaç geldi? 75 dediğimde yine 170 kilogramdan fazla olur. Aynı mantıkla 90'a 85 dediğim arkadaşım da yine 170'ten fazla gelir. Diğerleri zaten 170 ve olduğundan dolayı olmaz. O halde ben altının ikilisini hesaplayayım. Altının ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 eksi. Buradan 4 tane durum olduğu için 4 taneyi çıkardık. Bunu sadeleştirdiğimizde 3 geldi. 15 durumdan 4 tanesini çıkarınca 11 tane durum kalmış oldu. O da D seçeneğidir. 5. soruya gelirsek, kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı 4 elemanlı alt küme sayısının toplamını sormuş. Kaç elemanım var burada arkadaşlar? 5 elemanım. Yani SA eşittir 5 elemanlı ise. Bizden 2 elemanlı alt kümelerinin sayısını soruyor. Yani 5'in ikilisi artı 5'in dörtlüsünün toplamını soruyor. Gel sırayla açalım. Burası 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 artı. Diğeri de 5'in birlisine eşittir aynı zamanda bu. 5'in birlisi. 5'in birlisi de zaten 5'tir. Bunu ben sadeleştirirsem 2 geldi. Ona da 5 eklediğim zaman 15 tane farklı durum gelecektir. Bunun toplamı da 15 yapar. O da B seçeneği olarak çıkar. 6. soruyla devam edelim. Aşağıda birden 3'e kadar numaralandırılmış 3 tane sarı, birden 4'e kadar numaralandırılmış 4 tane mavi kart gösterilmiştir. Bu kartlardan renkleri birbirinden farklı 2 kart seçilecek. Yapılan seçimlerin kaçında seçilen kartların üzerinde yazan sayılar birbirinden farklıdır? Şimdi biz üstte sarı seçelim. Sarı ve mavi diyelim arkadaşlar. Ben atıyorum sarıdan 1 seçtiğim zaman maviden kaç tane durum seçerim? Hani bir seçimden birebir seçemeyeceğim. Maviden 3 tane durum seçmiş olalım. 1'e 3 tane durum gelecektir. Atıyorum ben sarıdan 2 seçtim. Sarıdan 2 seçtiğim zaman yine maviden 3 tane durum gelir. Ne olabilir bu 3 durum? 1 2 olabilir. 1 3 olabilir. 1 4 olabilir. 3 tane durum geldi gibi. Burada yine 2 2 2 1 2 3 2 4 olabilir. 3 tane durum buradan geldi. Yine 3 alırsak arkadaşlar, buradan yine 3 tane durum gelir. Ne olabilir? 3'e 1, 3'e 2 ve 3'e 4 gelir. Toplam baktığımızda buradan bir 3 durum, buradan bir 3 durum, buradan da bir 3 durum geldiğine göre toplam 9 tane durumum vardır. O da B seçeneği olarak çıkar. 7. sorudayız. Bu güzel bir yanıltma, şöyle biraz daha yanıltmalı bir soru arkadaşlar. AB birer doğal sayı. Bu cümle önemli çünkü doğal sayı olması için üstlerini biz tam rahat bir şekilde bölmemiz lazım. Açılımdaki terimlerinden biri bu ise bizden neyi sormuş? A artı B'yi sormuş. Ben bunu açmışım. Şöyle düşünüyorsun. X üzeri A eksi Y üzeri 2B'nin ben kaçıncı kuvvetini almışım? 5. kuvvetini ve böyle devam ediyorum. Artı eksi 5 diyorum. Başka sayım eksi 5'miş. Önemli burası. X üzeri 8 çarpı Y'nin karesi olarak devam etmişim. Demek ki bunun başka sayısı 8 ise bu da ikinci kuvvetini almışsam arkadaşlar, demek ki ben bunun katsayısının 5'in birlisi olarak almak durumundayım. Ki 5 çıksın. Biz şu formülü yazalım. A artı B'nin n'inci kuvvetinin baştan R artı birinci terimi için şunu yazacaksın. N'in R'lisi çarpı A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R şeklinde bir formülüm var. Bu formüle göre uyarlayacağım. Yani ben buraya 5'in birlisi dersem, benim birinci terimim x üzeri a olduğu için x üzeri a'nın dördüncü kuvveti gelir. Hani farkını üstte yazdığın için öyle yazdın. Çarpı. Buradan da y üzeri 2b'nin birinci kuvveti olarak yazıyorsun. İşte bu buna eşittir diyeceksin. O zaman gel düzenleyelim. Zaten ben burayı biliyorum. Bu birinci terim buna eşittir. Bu arada şu eksi de.
Tamam, bu 4 aysa bunu kullanabilirsin. Önce yazalım şurayı. 5 çarpı x üzeri 4a çarpı eksi y üzeri 2b olarak yazılacak. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Eksi 5 çarpı x üzeri 8, bu terime eşittir bu arada, çarpı y'nin karesi diyeceğiz. Buradaki x üzeri 8, x üzeri 4a'ya, y'nin karesi de buna eşit gelmek durumunda. O zaman şunu diyebiliriz. 4a eşittir 8 geliyorsa a'nın 2 olduğunu görebiliyorum. Aynı mantıkla 2b eşittir 2 geliyorsa b de zaten 1 geldi. Ve ben bunları topladığımda a artı b dediğim ifade 3'ü verecektir. O da a seçeneğidir. 8. sorudayız arkadaşlar. Şimdi ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında bize neyi sormuş? Terim sayısını sormuş. Şimdi biz şöyle bir formül yazdıralım. X artı y'nin n'inci kuvvetinin terim sayısı üstünü bir arttırmaktı. Yani n artı 1 olarak sıralayacaktık, değil mi? Kaç tane kuvvet varsa onun o kadar terim vardır. Aslında biz şunu şöyle düşünürsek, hani x kare diyorsun ya, ben bunu açtım, böyle böyle devam ediyorsun. Burada kaç tane terim var? 6. kuvvet olduğundan dolayı 7 tane terim yazıyorsun, değil mi? Ben buna x kareyi dağıtmam. 7 tane terimin olmasını değiştirir mi? Değiştirmez. Yani terim sayısını azaltmaz da eksiltmez de. Çünkü sen parantezin içine bir tane sayı dağıtıyorsun. Onun için arkadaşlar, bu sayı dağıtsak da dağıtmasak da terim sayısı değişmeyeceğinden dolayı 7 tane terim sayımız vardır diyeceğiz. O da C seçeneğidir. 9. soruyla devam edelim. Hücrelerden 1'den 10'a kadar tam sayıların yazılı olduğu tablo gösterilmiştir. Buna göre tablonun iki hücreyi rastgele boyayan bir kişinin boyadığı hücrelerden yazan sayıların toplamının 11 olma olasılığı nedir demiş. Şöyle başlayalım biz. İki tane hücreyi rastgele boyayacaksın. Boyadığı hücrelerin yazan sayıların toplamının 11 olma olasılığını istiyor benden. İstenen bölü tümü diyeceğiz. Bir tane olasılık sorusu. Tüm durum nedir? Ben ne yapacağım? Buradan iki tane sayı seçeceğim. Yani onun ikilisi diyeceğim bu cepte. Böyle. İstenen sayımız ne? Toplamının yazılı sayılardan bir tablo. İki hücreyi rastgele boyayacak. Tamam. Biz toplamın 11 olmasını istiyoruz, değil mi? Toplamını 11 yapan sayılar nedir aslında? Onları yazalım sırayla. 1, 10'a 1 yazabilirsin. Başka 9'a 2 yazabilirsin. Başka 9'a 2, 8'e 3 yazabilirsin. Başka 7'ye 4 yazabilirsin. Başka 6'ya 5 yazabilirsin. 5'e 6 zaten yazamazsın, kendine döner. Yani biz burada aslında 5 tane sayı bulmuş olduk bölü. Onun ikilisi de 10 çarpı 9 bölü 2 yapar. Sadeleştirdiğimizde 5 gelir. 5 bölü 45'ten de ben bunun 1 bölü 9'da olduğunu bulabilirim. O da A seçeneğidir. Bu da güzel bir sorumuzdu. 10. sorudayız. Boyları birbirinden farklı 3 kutu aşağıda gösterilmiştir. Bu kutular yan yana rastgele sıralanıyor. En küçük kutunun ortada olma olasılığı kaçtır demiş. Yine arkadaşlar bakın, olasılık sorulanda direkt şunu yapıyorsun. İstenen bölü tümü. Şimdi bu arkadaşımızın önce tüm durumunu bul. Yani biz bunların 3 tane kutunun sıralanmasını istiyoruz, değil mi? 3 kutunun sıralanması bizim için 3 faktöriyeldir. Şimdi küçük kutu ortada olsun. Yani küçük kutu ortada olacaksa buraya ya büyük gelebilir ya ortanca gelebilir şuraya. Yine küçük kutu ortada olursa buraya ortanca gelebilir, büyük gelebilir. Başka bir durumum yok yani. İki tane sadece durumum var. İşte ben buna 2 diyorum. Yukarıyı düzenlediğimiz zaman 2 bölü 3 faktöriyel zaten 6'ydı. Bunu da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3'e ulaşmış olacağız. O da B seçeneğidir. Soru 11'deyiz arkadaşlar. Alman ve İngiliz turistlerden oluşan 30 kişilik bir turist kafilesindeki turistlerle ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Kafiledeki turistlerin rastgele seçilen bir kişinin Alman olma olasılığı 1 bölü 6. Şimdi bakın, biz turist kafilesinde arkadaşlar Alman ve İngilizlerden oluşacak. Bunlardan kız ve erkek diye ayıracağız. Böyle bir tablo yaparsan daha rahat görebilirsin sorunu. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Buradan 1 bölü 6 da Almanmış. Yani 30 çarpı 1 bölü 6 dediğimizden 5 kişi Alman. Sen yani buraya 5 diyorsun. Demek ki bunun 25 tanesi İngilizdir, geri kalanı. Tamam. Alman turistlerin içinde seçilen bir kişinin erkek olma olasılığı. Kaç tane Alman vardı? 5 tane. 5 çarpı 1 bölü 5 dediğimizde bir tanesi erkekmiş. Yani bunun bir tanesi erkekse Almanların 4 tanesi kadındır diyeceksin. Sonra İngiliz turistlerin içinde seçilen bir kişinin kadın olma olasılığı 3 bölü 5'miş. Benim 25 tane İngiliz vatandaşım var. 3 bölü 5 ile çarparsam sadeleştirdiğimde 5, 5 kere 3, 15 gelir.
İşte 15 tanesi kadın oluyorsa gerisi de erkektir diyeceksin. Kafiledeki erkekleri benden istemiş. Erkekler bunlar değil mi zaten? Tamam, bir buradan var. 10 da buradan olduğuna göre toplam 11 tane erkeğim mevcuttur diyelim. 12. sorudayız şimdi. Bir fonksiyon sorusu. P ve G fonksiyonları için bizden G eksi 1 sormuş. Önce gel şunu bir ayıralım. Bizden istediği fonksiyonu. G f1 değil mi? Yazalım buraya. Eşittir. F eksi 1 çarpı G eksi 1 olarak ayırdık. Pardon, eksi, arada eksi vardı. Önce biz şuradan f eksi şeyi bulalım. F1'i bulalım. F1 eşittir. X yerine 1 yazarsam 1 artı 3 eksi 5 gelir. Sonra çıkardığımızda arkadaşlar buradan eksi 1 geldi mi? Yani şurası eksi 1 ise aslında G eksi 1 eşittir. Şimdi de f eksi 1'i bul ki hani direkt yerine yazabilirim. Onu da gel şuradan yap. F eksi 1 eşittir. X yerine eksi 1 yazarsan eksi 1'in karesi 1 yapar. Eksi 1 ile 3'ü çarptığımız zaman eksi 3. Burası da eksi 5 geldi. Toparladığımızda eksi 7'ye ulaşmış olduk. Yani burası eksi 7 oldu. Eksi G eksi 1 olarak da yazmış olduk. Sonra ben bu G eksi 1'i diğer tarafa atarsam 2 tane G eksi 1 eşittir eksi 7 ise buradan G eksi 1 dediğimiz ifade eksi 7 bölü 2 olarak bulunacaktır. Tek hamlede bunu çıkarmış olduk. O da E seçeneğidir. Burada sıralanan 3 tane fonksiyon sorum var arkadaşlar. Zor sorular ve güzel sorular. 13, 14, 15. sorularımız belki sınavın en zor sorularıdır. Başlayalım hadi. Şimdi f ve g doğrusal fonksiyonları için ax artı b'nin 2x artı 5'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunun da arkadaşlar 4x eksi 1'e eşit olduğunu biliyorsun. F8 buysa bizden b değerini soruyor. Bakayım şöyle yorumla. Ben f ax artı b'nin neye eşit olduğunu biliyorum. 2x artı 5'e eşit olduğunu biliyorum. Aşağıdan da bak f8 değil mi burası? F8 ifadesinin neye eşit olduğunu biliyorum. 7'ye. Bu böyle bir denklem kurulacaktır. Unutma, fonksiyonun içi içine eşitse dışı da dışına eşit olmak durumunda. Yani ben bunu buna eşitliyorsam bunu da buna eşitlemek durumundayım. O zaman şuradan bir denklem çıkar. 2x artı 5 eşittir 7 ise dış tarafını eşitlerim. Bunu karşı tarafa gönderirsem 2x eşittir 1, 2 oluyorsa x'in ne gelmesi lazım arkadaşlar? 1 gelmesi lazım. Yani biz burada x yerine 1 yazınca fonksiyondaki ifadeyi 8'e eşitlemiş oluyoruz. X yerine ben 1 yazarsam a artı b eşittir 8 oldu. Bu senin birinci denklemindir. Kalsın bu burada. Geldim ikinci denklemi çözümlemeye. İkinci denklemi nasıl çözümleyeceksin? Ona da şuradan başlayalım. G1 7'ymiş. Ben G fonksiyonunu yazayım. G AX eksi B eşittir. 4X eksi 1 geliyorsa ben buradan G1'in kaç olduğunu biliyorum. 7 olduğunu biliyorum. Yine unutma fonksiyonun iç tarafı iç tarafına eşitse dış tarafı da dış tarafına eşittir diyeceğiz. Yani bu buna eşitse bu da buna eşit olmak durumunda. O zaman ben 4x eksi 1'i 7'ye eşitleyeyim. 4x dediğimiz ifade 8 oluyorsa x'in ne gelmesi lazım? 2. Yani ben burada x yerine 2 yazarak alt taraftaki ifadeyi eşitleyeceğim. O zaman 2a eksi b'de 1 gelmiş oldu. Bunu da böyle yazdık. Bu da ikinci denklemimizdi. Bu iki denklemi şurada gelin birleştirelim beraber. Yazalım yerine a artı b eşittir 8 oldu. Buradan da 2a eksi b 1'e denk geldi. Taraf tarafa topladığımızda bunlar gider. 3 tane a 9'a denk geliyorsa a'nın 3 olduğunu görebiliyorum. Ben a'ya 3 dersem şurada. Diğer tarafa gönderdiğimizde b'de 5 gelecek. Zaten bizden b'yi istediği için cevabımız c seçeneği çıkacaktır. Şimdi geldim 14. soruma. Fonksiyonun tersi kendisine eşittir demiş. Şimdi 14. soruda biz fonksiyonun tersini nasıl bulacağız hocam? Bunu anlatayım ben sana. Fx eşittir y diyorsak fonksiyonun tersini bulmak için burada arkadaşlar x yalnız bırakılır. X yalnız bırakılır. Burada yalnız bıraktığın x yerine fx'in tersi yazılır. Y dediğim ya da fx dediğim bu fonksiyonu da arkadaşlar x yazılır. İşte sen bunun tersini bulmuş olursun. İşte ben bu bulduğum ters fonksiyon buna eşit midir diye sormuş. Bakalım gerçekten eşit mi? Şimdi benim amacım burada şu x'leri yalnız bırakmak değil mi? İstersen gel şuradan başlayalım. Şuraya 1 diyelim. Birinci fonksiyonda y eşittir. Eksi x ise her iki tarafı eksiyle eksiye bölersem x eşittir. Eksiye geldi.
Bak ben burada x'i yalnız bıraktığıma göre tersini alabilirim. Yani fx'in tersi eşittir. Y yerine de x yazarsam eksi x geldi. Bu bununla aynı geldi mi? Geldi. Demek ki bu kesinlikle olur diyorsun. Geldi mi ikinci seçeneğime? Onu da buraya yazalım. İkinci seçeneğim de ise yine y eşittir 4 eksi x diyeceğiz. Unutma amacın x'i yalnız bırakmak. Eksi x'i diğer tarafa atıp y'yi diğer tarafa gönderirsek x eşittir 4 eksi y olur. İşte fonksiyonun tersini de bulduğumuzdan f'in tersi x eşittir 4 eksi x gelir. Bu da buna eşit midir? Eşittir. Burası da oldu. Sorun yok. Geldik en son bölümümüzde yani 3'e. Biz yine burada arkadaşlar y eşittir x bölü 2 dersek amacımız yine x'i yalnız bırakmak. X eşittir 2y oldu. İşte burada f fonksiyonunun tersi 2x gelir. Eşit geldi mi? Gelmedi. O zaman bu iptal sadece 1 ve 2 seçenekleri doğrudur diyeceksin. 15. sorudayım. Bu da güzel zor sorulardan bir tanesiydi. Şimdi bu soruda şöyle yapacağız. Bizden f1 istemiş değil mi? Ben x yerine 1 yazarsam f1'i burada yazmak durumundayım. O zaman şunu diyeceğim. F1 eşittir. X yerine 1 yazınca 5 tane f1 artı 1'e denk gelecek. Tekrar ben bu f1'i karşı tarafa atıp 1'i de diğer tarafa gönderdiğimde 4 tane f1 eşittir eksi 1 geliyorsa f1 dediğimiz ifade eksi 1 bölü 4 olur. Bu cepte. F1 ben eksi 1 bölü 4 buldum. Sonra geldik sırada f0 var. F0'ı bulmak için nerede yerine yazacaksın? Burada. Ben buraya 0 dersem buraya da 0 diyeceğim ve buraya da 0 diyeceğim. Yani f0 eşittir. 3 tane f2 eksi 0'dan 3 tane f2 eşit. Şimdi ben bu f0 bulmak için f2'yi bulmam lazım değil mi? F2'yi bulmak için geliyorsun. X yerine 2 yazıyorsun. Onu da şununla yazalım. X yerine 2 yazarsan onu burada yazmak durumundasın. Yani şöyle bir ifade gelecek. F2 eşittir. 5 tane f2 artı 2 diyeceksin. Burada çünkü ben f2'yi bulup yerine yazmak durumundayım. Attım karşı tarafa bunu. Eksi 4 tane f2 olan fonksiyonum 2'ye eşitse demek ki f2 fonksiyonum eksi 1 bölü 2 gelir. Bunu buldum. F2 1 bölü 2 ise demek ki ben 3 çarpı 1 bölü 2 desem bunu da çarptığım zaman 3 bölü 2'ye eşitlemiş olurum. Bunu da yazdım. O zaman f0 3 bölü 2 oldu. Şöyle yazalım. 3 bölü 2. F1'de zaten eksi 1 bölü 4'tü. Payda eşitleyip topladığımız zaman eksi 1 artı 6 bölü 4'ten bir yerde hata yaptık muhtemelen değil mi? Eksi 1 bölü 2 olacak. Çok özür dileyerek yazalım onu. Şurası eksi 1 bölü 2 geldi. Eksi 3 bölü 2. Evet şurası eksi 1 bölü 2 olacak. Eksi olacak arkadaşlar. Şurası eksi 3 bölü 2 olacak. Eksi 6 şurası eksi 6 olur. Eksi 7 bölü 4'e denk gelecektir. İşte buranın ben eksi 7 bölü 4 olduğunu çıkarmış oldum. O da D seçeneğidir. 16. soruyla devam edecek olursak bize 3. dereceden bir tane fonksiyon vermiş. F2A artı 2 sağlayan A değerlerinin toplamını sormuş. Şimdi bunu 2'ye eşitleyen değer nedir? Bakın ben eksi 5'ten bir ışın göndersem bu kaça gidecek? 2'ye. Yine ben 4'ten bir ışın göndersem kaça gidecek? Yine 2'ye gidecek. 0'dan bir ışın gönderirsem yine 2'ye gitmek zorunda. Yani bizim 2 sağlayan değerimiz 3. O zaman şunun 3 tane değerimiz var. Yani 1, 2a artı 4 eksi 5'e eşit olabilir. Çünkü eksi 5 verdiğin zaman 2'ye gidecek. 2a artı 4'ün 0'a eşit olması lazım. Yine 2a artı 4'ün 4'e eşit olması lazım. Buradan köklerini bulalım. At diğer tarafa bunu. 2a eşittir eksi 9 geliyorsa a'nın ben eksi 9 bölü 2 olduğunu görebiliyorum. Buradan 2a dediğimiz ifadeye eksi 4 dersek a da eksi 2 gelecek. Yine ben buradan 2a dediğimiz değere 0 dersem a'nın da 0 olduğunu görebilirim. İşte bunların ben toplamını isteyeceğim. Yani eksi 9 bölü 2 eksi 2 dediğimizden eksi 13 bölü 2 olarak yazmış olacağız. O da bize arkadaşlar A seçeneğine götürecektir. Güzel, kolay bir soruydu bence. 17. soruyla devam edelim. Hangilerinin derecesi 6'dır demiş. Şimdi biz bunun derecesini bulmak için ne yapacağız? Toplamı işlemişse toplayacaksın değil mi? 2 tane x üzeri 3 artı 4x mi dedik? İşte bunun derece px dediğimiz kavramı kaça eşittir? 3'e eşittir. Çünkü x'in üzerindeki en büyük sayı 3'tür. Şu hataya düşme hocam. Burada da 3 var. Burada da 3 var. Ben bunu toplayabilir miyim? Toplayamazsın.
Çünkü arada toplama var. Çarpma olsaydı tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayabilirdin. Bir sorun olmazdı. Yani bu bizim için iptal. Burada çarpma var değil mi? En büyük dereceleri çarparsak arkadaşlar. X üzeri 4 çarpı x'in karesinden tabanlar aynıysa üstleri topladığımızda x üzeri 6 yapar. Tamam, bunun derecesi 6'dır zaten, sorun yok. Bunun ben derecesini bulurken en büyük dereceye bakayım. X küpün 3. kuvvetiyle başlarsın. Biz bunu eşitlediğimiz zaman x üzeri 9 en büyük derecemizdir. İşte ben bunu da 6 olarak bulmadığım için iptal ettim. O da Q seçeneği olarak çıkacaktır. 18. soruya devam edelim. Bize bir tane polinom vermiş. Alttaki polinomunda katsayılar toplamını istemiş. O zaman şöyle diyeceksin. Katsayılar toplamında x yerine 1 yazarsak arkadaşlar, ama hangisinde? Px polinomunda yazıyorsun. Yukarıdaki polinomu düzenleme için kullanıyorsun. X yerine 1 yazdığımız zaman P1'in benden ne olduğunu istiyor. P1 bulmak için burada ben x yerine 0 yazarım. X yerine 0 yazdığımızda P1 eşittir 0 eksi 0 eksi 2'den eksi 2 olarak bulunacak. İşte bizden istediği cevap eksi 2 idi. O da B seçeneğidir. Umarım hata yapmamışızdır. Geldim 19. sorumuza. Bizden P eksi 1 ve Q 2'yi soruyor. P eksi 1 bulmak için ben buradan x yerine 1 yazdım. Q 2'yi bulmak için x yerine de buradan yine 1 yazdım. Q 2 geldi. O zaman P eksi 1 eşittir x yerine 1 yazarsam yukarıda 2 artı 3 eksi 2, bunlar giderse kaç kaldı geriye? 3 kaldı. Yine ben buradan 2'ye 1 yazarsam Q2 eşittir 1 eksi 2'den de eksi 1 geldi. Gel şimdi burada yerine yazalım. Şurası 3 olacak. Buranın da ben eksi 1 olduğunu biliyorsam topladığımızda 2 olduğunu çıkartabiliriz. O da arkadaşlar D seçeneği olur. 20. sorudayız. Şimdi bunun çarpanları bu değil mi? Çarpanlarına ayrılma kısmını nasıl yapacaksın? X'e x diyeceksin. Eksi 5'e artı 3 diye ayıracaksın. Toplamları orta kısmı, çarpımları en sonu verecek. Biz bunu gruplandırdığımızda x eksi 5 çarpı x artı 3 olarak gruplandıralım. Eşittir. X artı a çarpı x artı b olarak yazmayı bilmem lazım. Bunu unutma o zaman. Buradaki a değerine ben eksi 5 desem, tam tersini de diyebilirsin bu arada. B'ye de arkadaşlar 3 demem lazım. Hani tam tersi de olabilir. A'ya 3 deyip B'ye de eksi 5 diyebilirsin. Burada fark etmez. Çünkü toplamını soruyor benden. Topladığımız zaman eksi 2'ye ulaşmış oluruz. O da A seçeneğidir. 21. sorudayız arkadaşlar. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi hangisidir demiş. Şimdi biz buradan başlayalım hadi. Şöyle. Önce bunun çarpanlarına ayırmadan önce ortak çarpan parantezini alacağız. X parantezini aldığımızda x eksi 3 geldi bölüm. Bunu yine ben x parantezini aldığımda arkadaşlar x artı 2 geldi çarpı. Bunu 2 kare farkı olarak yazacaksın. Yani 2'nin karesi ise eksi 2 çarpı x artı 2 olarak düzenleyeceğiz bölü. Alt tarafta da 3'ün karesi olarak aldığımız için burası da x eksi 3 çarpı x artı 2 olarak sadeleştirilmiş bulunmuş olacak. Sonra biz bunları bulduktan sonra sadeleştirelim. Bakın şu x eksi x artı 2'lerle x artı 2 gitti. X eksi 3'lerle x eksi 3 gitti. X'leri sadeleştirdik. Yukarıda sadece x eksi 2 kaldı. Alt tarafta da x artı, buraya yanlış mı yazdık? Şu 3 olacaktı, pardon. 3 olacaktı. X artı 2'ler gider. X eksi 2 bölü x artı 3 kaldı elimde. O da C seçeneği olarak çıkacaktır. Şimdi geldik buraya. 22. sorumuza. Bizden hangisine tam bölünebilir demiş Px polinomu. Biz burayı sıfıra eşitlediğimizde x yerine kaç yazmamız lazım? Eksi 1. Yani biz gelip P eksi 1'i bulacağız. X yerine eksi 1 yazdığın zaman sıfıra eşitse sorun yok. Tam bölünebilir diyorsun. Ya da gel bunu çarpanlarına ayır. Ben öyle yaptım. Çarpanlarına ayırırsan bu çarpan varsa tam bölünür diyorsun. Burada 2 kare farkı var 1'in karesinden. X eksi 1 çarpı x artı 1 olarak bunu ayırmış olduk. Çarpı. Bunu ben 2 parantezine aldığımda x'in karesi eksi 4 geldi. Bu da 2'nin karesi zaten. Bir kere daha açalım bunu. X eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı 2'yi böyle yazdım. X eksi 2 ve x artı 2'yi de yazarak olayı bitirmiş oldum. Şimdi hangisinin çarpanı varsa tam bölünür, yoksa tam bölünmez diyorsun. O zaman baktığımızda x artı 1 çarpanı var, tam bölünür, sorun yok. X eksi 4 çarpanı var mı? Burada yok. X kare eksi 4 ile x eksi 4'ü karıştırmıyorsun. Bunu da iptal ettik. Yok diyoruz. 2x eksi 4 çarpanı var mı? Aslında var. Ben bunu 2 parantezine aldığımda x eksi 2 gelir.
x eksi 2 ve 2 çarpanı olduğu için 2 çarpı x eksi 2 çarpanı da var diyebilirsin. O halde cevabımız 1 ve 3 çıkacaktır. 23. sorudayız. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 18 olduğuna göre k kaçtır demiş. Yani biz bunu sıfıra eşitlersek x yerine ne yazacağız? 1. Yani ben P1'in kaç olduğunu biliyorum. 18 olduğunu biliyorum. Gel x yerine buradan 1 yaz ve 18'e eşitle. X yerine 1 yazarsam 2 geldi. Artı k artı 1 artı k eksi 3 eşittir 18 olacak. Buradan 2 tane k var. Bunlar sadeleşir zaten. Eksi 3'te artı 3'ler gider. 2k 18'e eşitse ben k'nın 9 olduğunu görebiliyorum. O da E seçeneğidir. 24. sorudayız arkadaşlar. Şimdi bize a gerçek sayı olmak üzere iki farklı kökü olan polinomun kökleri aynı zamanda bunun da kökleri olduğu bilindiğine göre. Bak şöyle bir yorumla başlayacaksın soruya. Soru güzel bir soru çünkü. Bu bunun bir çarpanı değil mi? Tam bölünebildiğini ben biliyorum. Tam bölünebiliyorsa o zaman ben şöyle bir çarpan ekleyeyim. Atıyorum rx eşittir. Hani bir çarpanımız x kare artı ax artı 3 değil mi? Bir çarpanımla ben x artı 2 diyeyim. Neden hocam böyle dedik? Çünkü bunun sabit terimi 0 ya. Sabit terimi 0 olduğu için ben 3 ile 2'yi çarptığım, pardon, sabit terimi 6 olduğu için 3 ile 2'yi çarptığım zaman 6 gelir. Demek ki ben bunun bir kökünün x artı 2 olduğunu görebiliyorum. O zaman benden a'yı istemiş değil mi? A'yı bulmak için dağıtalım bunları sırayla. Önce gel şunu dağıtalım. Buradan x'in küpü geldi. Artı 2x kareyi yazdık. Sonra a'yı dağıtırsak artı 2ax kare artı 2 tane ax'i dağıttım. Tekrar 3'ü dağıtırsam 3x artı 6'yı dağıtarak bitirmiş oldum. Bizden şu şeyi istiyor. Ne istiyor buradan? Evet. Hepsini eşitleyelim. Buradan bir x küp geldi artı. Bunu ben x kare parantezine alırsam 2 artı 2a'yı x kare parantezinde yazdım. Artı 2 tane ax'i 2 tane a artı 3'ü ben x parantezinde yazdım yine. Artı 6 diyeceğim. Eşittir bu ifademize. Yani x'in küpü artı 4x kare artı 7x artı 6 olacak. X kareli terim x kareli terime eşit olacak. Bu buna eşitse a'nın 1 geldiğini görebiliyor muyuz? Ama orada hata mı yaptık? Tekrar bakalım bir. X küp artı 2x kare. Tamam. Artı yani şu ax olacak ya. Ax kare olacak. Çünkü şuradan ax kare gelecek. Burası ax kare ise buranın da a olması lazım. Tamam. 2 artı a 4'e eşitse ben buradan a'ya 2 diyebilirim. Zaten a'ya 2 yazarsak şuranın da 7 geldiğini görebiliyorsun değil mi? 7x'ten dolayı. Demek ki arkadaşlar a değeri 2'ye eşittir. Bu da güzel, zor bir soruydu. 25'te devam edelim. Çözüm kümesi bir elemanlıysa. Şimdi bizim için burada çözüm kümesinin bir elemanlı olması için delta'nın sıfıra eşit olması lazım. Delta sıfıra eşitse delta neydi? B'nin, bunu artık adın gibi bileceksin. Bu senin için çok önemli bir formül oldu. Her yerde ayette karşına çıkacaktır. Delta dediğimiz eleman b kare eksi 4ac. Hangisinin b kare eksi 4ac'si? Ax kare artı bx artı c ifadesi var ya. Bunun b kare eksi 4ac'si. Şimdi biz burada terimleri yazalım. A 5 gelir. Onu yazalım. 5. B'ye biz 2 diyeceğiz. C'ye de m eksi 1 diyeceğiz. İşte ben bunları kullandığım terimde delta'nın sıfıra eşit olması lazım. Şimdi yazalım. Delta B'nin karesi yani 2'nin karesi eksi 4 çarpı. A da zaten 5 geldi. C de m eksi 1 eşittir 0 diyeceğiz. Bu eksi 20'yi dağıtırsak 4 eksi 20 m artı 20 eşittir 0 geliyorsa buradan 24 gelir. Eksi 20'yi diğer tarafa atarsak 24 eşittir 20 m geliyorsa m de buradan 24 bölü 20'ye eşittir. Bunları zaten ben 4 ile sadeleştirebilirim. 6 bölü 5 kesirine ulaşmış olacağım. O da C seçeneğidir. 26. sorudayız. Bizden çözüm kümesini istemiş. Çözüm kümesini bulmak için çarpanlarını ayırman lazım. Çarpanlarını ayırmadığın için arkadaşlar delta'yı kullanacaksın. 1. Delta eşittir. B'nin karesi eksi 4ac'yi kullandıktan sonra çözüm kümesindeki kökleri bulmak için şöyle bir formülümüz var. x1 x2 eşittir. x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a formülümüz. Diğer formülümüz ise eksi b eksi kök delta bölü 2a formülümüz var. Biz bu formülleri uygulayarak çözüm kümesini bulacağız.
Şimdi geldik. Delta eşittir. Buradaki a ifademiz 1. B ifademiz eksi 1. C ifademiz de eksi 4 geldi. Yazalım şimdi. A ifademiz 1 ise 1 eksi 4 çarpı B ifademiz eksi 1'di. Buraya 1 diyoruz. C'de arkadaşlar eksi 4 olduğu için bunların çarpımı 17 geldi. Biz köklerini bulalım. X1 ve X2 köklerini sırayla yazarsak. Eksi B demiş. Bunun B'si eksi 1'di. 1 oldu. 1 artı kök 17 bölü 2. Diğeri de 1 eksi kök 17 bölü 2. İşte bu şekilde kalır denklemimiz. Bu da hangisinde var sadece? C seçeneğinde var. O da bitmiş oldu. 27. sorudayız. Geldik buraya. N ve K sıfırdan farklı gerçek sayı olmak üzere ikinci derece denkleminde x değerlerinin n, k olduğu bilinmektedir. Sağlayan x değerleri n ve k'ymış. O zaman biz bunların kökleri yani x1 kökümüze n der, x2 kökümüze de k diyebiliriz. Kökler toplamı ve kökler çarpımından ilerleyeceksin. Atıyorum önce gel kökler toplamını yap. X1 artı x2 ya da x1 çarpı x2 diyelim. Oradan yürüyelim. Köklerimiz n ve k olduğu için n çarpı k eşittir. Çünkü bunu yerine yazdık. Kökler çarpımı formülü yine hatırlatma babında yazıyorum. X1 çarpı X2 eşittir. C bölü A gelecek. X1 artı X2 eşittir. Eksi B bölü A olarak gelecektir. Kökler çarpımı N çarpı K eşittir. K bölü 4 olarak yazılır. Buradaki K'ları sadeleştirirsek N dediğimiz ifade 1 bölü 4'e eşittir. Cepte. Gel şimdi kökler toplamına x1 artı x2 eşittir n artı k'dır. Bu da eksi n bölü 4'e eşittir. Eksi n bölü 4. Sonra ben zaten n'yi 1 bölü 4 olarak biliyorum. Buraya 1 bölü 4 yazarsak n için 1 bölü 4 artı k eşittir. Eksi 1 bölü 4'ü 4'e bölersem eksi 1 bölü 16 gelir. Bunu da diğer tarafa gönderirsem k eşittir eksi 1 bölü 16 eksi 1 bölü 4'ten k eşittir eksi bunu 4 ile çarparsam eksi 5 bölü 16'ya denk gelecektir. Bunu böyle bulmuş olduk. Bizden n artı k'yı soruyor. Bulalım o zaman n zaten 1 bölü 4'tü. Cepte artı diğeri de eksi 5 bölü 16 yapar. Bunun paydasını 4 ile genişlettiğimizde eksi 1 bölü 16'ya denk gelecektir. O da a seçeneğidir. 27. soruyla devam edersek bize buradan A ve B birer tam sayı karmaşık sayılarda işlem yapmamız söylemiş. Z sayısının eşleniği W ve ise bunlardan hangisi olduğuna göre A artı B'yi sormuş. Şimdi gençler Z eşittir A artı İB ise ben Z'nin eşleniğini üstüne çizgi atarak göstereceğim. A eksi İB olarak değiştireceğim. Z'nin eşleniğini ben böyle göstermiş olurum. O zaman ben Z'nin eşleniği şöyle demiş yani Z'nin eşleniği V'ye eşitse. Öyle alacağız. Z'nin eşleniğini bulalım. Z'nin eşleniği eşittir. A eksi İB olarak yazılır değil mi? V sayımız da arkadaşlar 4 eksi 3 artı A'nın İ'si olarak yazılması lazım. O zaman unutmuyorsun. Bak şu reel sayılar reel'e eşittir. Imaginary kısım da yani şu eksi kısımda buna eşit olmak durumundadır. Gel yerine yazalım. A'ya 4 dedik zaten sıkıntı yok. Bu da 3 artı A sayısı B'ye eşitse A zaten 4'tü. B'nin de ben 7 geldiğini görebiliyorum. A ve B'yi bulduk. O halde gel toplamını da buraya yazalım. A artı B eşittir. 4 artı 7'den 11 olarak çıkacaktır. O da E seçeneğidir. 29. sorudayız. Şöyle alalım bunu da. Bizden PI'nin ne olduğunu sormuş. Yani biz X yerine ne yazacağız? İ yazacağız. Burada X yerine İ yazarsak 2i kare artı 3 tane i artı 3 olarak yazılırız. Zaten i karenin ben eksi 1 olduğunu biliyorum değil mi? Şuradan devam edersem eksi 1'den eksi 2 yapar. Artı 3i artı 3 geldi. Burayı düzenlediğimizde 3i artı 1'e ulaşmış olacağız. O da C seçeneğidir. 30. ve son sorudayız. Denklemin köklerini biliyorsun. Bunun denklemini oluşturacaksın. Hemen gel formülünü yazalım bak. Denklem oluşturma formülü. X kare eksi kökler toplamı yani x1 artı x2 verilen kökleri topluyorsun tabi çarpı x artı kökler çarpımı x1 çarpı x2'yi eşitleyip sıfıra eşitliyorsun. İşte bu senin iki tane kökünü bildiğin denklemin formülüdür.
Köklerimizin bir tanesi 2, diğeri de 5'miş. Şöyle yazalım. X kare köklerini topladığımız zaman 3 gelir. Öndeki eksiği kullanırsak eksi 3x yapar. Köklerini çarptığımız zaman eksi 10 gelir. Direkt ben bunu olduğu gibi yazıp sıfıra eşitlersem işte bu şekilde çıkarmış olduk. Bu da hangisine eşittir? X kare eksi 3x eksi 10. Hangisi olabilir demiş. Şıklarda bu yok değil mi? Bunun eksilisine de eşit olabilir. Yani ben bunu eksiyle çarptığım zaman aslında eksi x kare artı 3x artı 10'a da eşit olup pardon artı 10'un 0'a eşit olan değer de gelebilir. O da arkadaşlar B seçeneğidir. Evet, 30 tane sorumuzu bitirdik. Küçük yerlerde hatamız da olsa bunların kusuruna bakmazsanız mutlu oluruz. Evet, başta dediğim gibi videoyu dinledin, mutlu olduysan mutlaka ama mutlaka beğeni tuşuna basıp takip etmeyi unutmuyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar arkadaşlar.